Merhaba. Oo, merhabalar Zuhal Hanımcığım, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Geldin mi marketten? Ay, çok geldim, teşekkür ederim. Geldim marketten. Ben tam çıkıyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir baktım, sen gidiyorsun. Aa dedim, nereye? Dediler markete, ıspanağını mı aldın? Ay, vallahi bilmiyorum neler yaşadım bugün arkadaşların sayesinde. Arkadaşlar buyurun, çok teşekkür buyurun, ederim, buyurun, sağ ol. Buyurun, bir şey söyleyeceğim çok mersi. Ispana, gel böyle, ıspanağını aldın değil mi? Aldık. Onu mu unutmuşsun evet, bir tek? Evet, evet. Birazcık zaman kaybı yaşadım ama sağ olsun arkadaşlar. Her şey yetişti öyle bir... mi? Yetişti gibi. Artık bilmiyorum. Gibi mi? Yani yetişti. Hazırlandım. Yendim. Yetişti. Arkadaşlar ekip çok güzel gerçekten. Sizinle olmak muhteşem bir duygu. Çok teşekkürler. Hayatımda çok güzel bir anı. Ekibimizin en nadide parçası ise Gürbüz. Aa, Gürbüz. Gürbüz ayrıcalı olan bir arkadaşımız. Ayrıcalı olan. Senin ne gibi bir ayrıcalı olan? Niye ayrıcalı olan? Çünkü her şeyimi tahammül etti. Koşturmak zorunda kaldı. Kaprislerimi çekmek zorunda kaldı. Bak o da kolay kolay bunları yapmaz o. Bunun bir sebebi olmalı. Kahve ısmarladı Zuhal Hanım. Aa, kahve. Kafede Mersin'e gelmesi gerekiyor. Evet peki. Yarışmacının da gelmesi gerekiyor. Ah geldiler. Merhaba. Merhaba. Ben Özgür. Can Bey hoş geldiniz. Teşekkür hoş bulduk. Ederim. Buyurun teşekkür efendim. Ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Merhaba Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Çok iyiyim ben de, teşekkür Şapka ederim. Şapka ve Can görünce bu evet. Kombini hemen. Nereden geliyorsun Can? Maltepe'den geliyorum. Maltepe'de şey mi, güneşli bayağı herhalde. Burada da güneşli. Burada da maşallah, güneşli. Maşallah çok güzel havamız. Hem güneş gözlüğü hem şapka. Çıkaracak evet. Mısın onları? Bir süre sonra çıkaracağım evet. Bir süre sonra, çok havalısın Can. Teşekkür ne ederim. Ne iş yapıyorsun bakayım? Satış pazarlama işiyle uğraşıyorum. Hah, senden bahsetmişti Gürbüz, satış pazarlama. Ne üzerine? Genelde takı, saat. Ne diyorsun? Bunların üzerine. Sen ayakkabı imalatında çalışıyorsun. Evet. Sen takı saat. Evet. Tamam. Buket. Arkadaşın telefonunu al. Ne tür takılar? Genelde şey ince olsun, altın olsun o tarz. Online mı? Dükkan mı var? İkisi de aslında. Dayım da uğraşıyor. Dayımın dükkanı da var evet. Aa, veririm adresini. Hayır sadece o ilgileniyor şu an. Biz yardımcı oluyoruz. Bekar mısın Can? Bekarım. Aa, bak Gürbüz de bekar. Aa. Buyurun, hoş merhaba. Geldiniz. Nur Hanım, ben Özgür. Nur. Memnun oldum, hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Yemek yemeyi sever misin? Severim. Ah. Ama Gürbüz yapamıyor galiba. Yapamıyor, yok yapamıyor. Merhaba. Merhaba. Nur hoş geldin. Teşekkür ederim. Tanıştırayım, Can. Merhaba. Nur. Merhaba, memnun hoş geldin. Nasıl oturuyorsun Nur Hanım? Buyurun. Evet, Nurcuğum sen de aramıza hoş geldin. Teşekkür tekrar. Ederim. Nereden geliyorsun? İstanbul Rami. İstanbul? Rami. Rami. Evet. Çantanı yere koymasaydın keşke. Yok Klaş. Sıkıntı değil. Aa öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun Nur? Nasıl geçiyor hayat? Teşekkür ederim. Güzel geçiyor. Ne iş yapıyorsun? Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Yok ev hanımı değilim. Ne iş yapıyorsun? Hayır. Ticaretle uğraşıyorum. Aa ne güzel bak. İkimizin de ticaret. Senin ne üzerine ticaret? Evet, tekstille uğraşıyorum. İplik üzerine. Kendi atölyem var. Ayakkabılar, takılar, tekstil. Kadın giyim? Yok. Allah kahretmesin. Keşke kadın giyim de buluruz. Olurdu. Bulur musun? Tabii sen misafirini al. Alayım Zuhal Hanımcığım. Gelin pardon. Kadın giyim deyince orada koptum ben. Hepimizin değil mi? Takıyı da ayakkabıyı şey bir Özgür de ayakkabı imalatında çalışıyormuş. Daha evvel kasa işletmiş 2 sene. Buyurun Özcan Bey. Merhabalar Özgür Hanım. Hoş nasılsınız? Geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Buyurun. Yemekle ilgili bir geçmişin var mı? Yemek yemeyi seviyorum. Ha, yaptın mı bir yerde? Çalıştın mı? Çalışmadım. Eğitim aldın mı? Çalışmadım. Kurs, yok falan. Hayır. Oyunculuk eğitim alıyorum şu oyunculuk. An. Oyunculuk. Güzel. Merhaba Özcan. Evet. Nasılsınız Zuhal Hanımcığım? Bu ne kadar güzellik. Güneş gibisiniz sofrayı aydınlatan. Çok teşekkür ederim Özcan. Ne sağ kadar centilmensin. Tanıştırayım. Nur. Merhaba. Can. Can Özcan. Merhaba. Evet. Ne güzel. Canlar gidiyor. Özcanlar gidiyor. Özcan. Seni nereden ağırlıyoruz Özcan? Ben İstanbul. Neresi? Kadıköy'deyim. Kadıköy'desin. Nerelisin? İstanbulluyum. Doğma büyüme? Doğma büyüme. Sen nereliydin Can? Niğde. Babam Niğde, annem Sivas. Niğde'ye de Sivas'a da benden, bizden selamlar. Sen Nur? Doğma büyüme İstanbul ama baba tarafı Trakya. Aa Trakya'ya da bir selamlar, sevgiler gönderelim. Sen neler yapıyorsun? Hayat nasıl geçiyor Özcan? Ne işle iştigal ediyorsun? Ben ne işle uğraşıyorum? 30 senedir moda tasarımıyla uğraşıyorum aslında. Gerçekten mi? Evet. Buyurun Kibra Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özcan, moda styling yapıyor musun? Yapıyoruz.
Yapıyoruz görüşelim. Efendim. Görüşelim evet. Merhaba. Merhaba Kübra. Hoş geldin. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Gel senin yarışmacımız Kübra da yerini alsın masamızda. Merhaba. Hemen tanış. Özcan, merhaba. Nur, Can, merhaba. Kübra. Merhaba. Yaka etiketleri zayıf gün olduğu evet. için. Hepiniz tekrar programımıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Keyifli bir hafta olsun. Lezzetler i̇nşallah. Böyle güzel olsun. Güzel puanlar görelim inşallah. İnşallah. Ve ilk gün yarışmacımız Özgün. Sen de bir hoş geldin de karşıda tekrar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kübra Hanım, Can Bey. Özcan Bey ve Nur Hanım hoş geldiniz. Valla şimdi ilk karşılaşma biraz heyecan. Oluyor. Çok, evet. Evet, masasına bir bakın ilk evet. yarışmacımız Özgül'ün. Bakalım çift servis açmış. Peçeteleri var. Griler. Senin herhalde bunlar. Evet, kendi setimi getirdim. Sen nerede oturuyordun? Bahçeli Evler. Bahçeli Evler'de oradan evet. taşımışsın. Teşekkür ederiz özenin için. Ben teşekkür ederim Zuhal Hanım. Evet, beğendiniz mi masasını? Çiçeği var, peçetesi, ekmeği. Çiçeği özel yaptırdım. Çiçeği özel yaptırdın, evet. ne güzel yaptırmışsın. Teşekkür ederim. Çiçek haricinde sade bir masa olmuş. Evet, sade bir masa. Grilerin hakim olduğu bir masa. Çok gri olmuş açıkçası. Çok biraz böyle. Özcan da gri. Evet, ben de griyim. Bir George Clooney evet. olması. Ben de gri. Kıyafet gri, sende gri o var. Gri. Yani grileri. Siyahım ama ben siyahım. O da kötü, o da kötü. Grilerce ama bir motosikleti nereye koydun aman. Ya bir arka tarafa fark ettim de bir bakmam lazım. Bir ara bir bakarsın. Peki, sizler de baktınız masasına. Yani çatalınca bıçağında birazcık bir lekeler var gibi. Nasıl lekeler? Kübra? Su lekeleri gibi. Özel istedim onları Zuhal Hanım. Evet. Kaynar makinesi. Buhar'a tuttuk artı lekeler oluşmasın diye makineden buhar sonra. Buhar makinesine de tutsaydın. Evet ya tuttuk ya. Zora bir gözenekler her şeyi yaptık. Ama tabii olabilir bunlar hassas. Ne derler arkadaşlar? Evet. Bazen bulaşık yani, makinesi bırakıyor. Bazen evet. işte kendi evet. materyalinden. Hassas. Ekipmanlar bunlar yani. Biz de çok hassas bir ekibiz. Çabuk kırılıyor. Dermişim alakası yok. Ama benim evet. bardağımda ekstradan çok fazla toz taneleri var. Sanırım sildiği bezde. Bir de ben biraz. Bir şeyi merak ediyorum. Bugün tatlıyı acaba çatalla mı yiyeceğim? En başta onu merak ettim. Tatlı kaşığımız yok galiba. Herhalde tatlımızı... Sunumu yapacağım tatlıya göre koydum. Özellikle. Peki o zaman. Ona uygun. Gelin pas. Evet. Gelin pasıydı tatlısıydı. Gelin tatlısı. Çatal bıçak uygun görmüş. Gelince görürüz. Ama önce çorbamız neydi? Evet. Vitamin dolu. Vitamin alalım. Deposu, evet. Vitamin deposu. Vallahi bilmiyorum evet. depoda neler var. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Uzatınız kasenizi. Şuradan durun da bayanlar başlayayım. Düzenliydi. Fakat sular yoktu. Mumlar yanmıyordu. Bunlar dikkatimi çekti. Çatal bıçak temizdi. İyiydi. Ama arkadaşların bardaklarında lekeler vardı. Benimkinde bir şey yoktu. Genel olarak evet bakıldığı zaman derli toplu bir masaydı. Masa düzeni genel anlamda kötü değildi ama sadece renk kontrasını beğenmedim. Gri ile kırmızının örtüşmesini çok hoşlanmadım. Daha farklı bir renk skalası tercih edebilirdi bence. Evet, vitamin dolu çorba. Menü nasıl Kübra? Sonra'nın menü bana birazcık basit geldi açıkçası. Basit? Evet. Hangi noktaları basit? Yani uyumsuzlukları var. Ana yemeğinde çok uyumsuzluklar var. Bence araya sıcakla ara yemeğin tam tersi olması gerekiyordu gibi. Ara yemekle ara sıcağın tam tersi. Yani, mantı mı olsaydı? Mantı. Yani aynen öyle. Ha, mantı. Mantı yaptın değil mi mantıyı? Evet. Güzelim, Orta Asya mantısı. Evet. Gürcistan, evet. Özbekistan karışık. Hiçbir şey beni vazgeçiremezdi onu yapmaktan. Hatta bir malzemesini, ıspanağını galiba hem de ana yemekte kullanacağı malzemeyi almayı unutunca tekrar markete gitti ve süresi de aynı de tabii ki tekrar gitti geldi. Ben şahsen çok korktum. Yani şimdi tekrar markete git, biraz panik havası vardı mutfakta. Eyvah dedim yetiştiremez eksik çıkar mı diye. Çok şükür tamamlamış. Sen nasıl buldun Can Bey'i? Bu duruma çok üzüldüm ben tamamladığını açıkçası. Yani tabii haklısın. Diğer yarışmacılar gibi polyanacılık yapmayacağım. Yetiştiremezse tabii Özgür benim için Hanım, çok iyi olur. Özgür Hanım mutfağa gelebilir miyim? Can Bey şapkasını çıkartmayacak mı? Gelebilirsiniz. Sakıncası yok. Ha. İstediğim zaman çıkaracağım. Şu an için sizin bir mahsurum var. Yani şu an tam karşımdasınız ve inanılmaz derecede göz zevkimi çok fazla böyle bozdu. Yemeğinize odaklanın. Bozdu. Bana bakmanız da güzel bir şey ayrıca. Şu an, güzel şu bir an şey önümde yani. Odaklanabileceğim yemeğim olmadığı için ve bir de tam karşımdasınız çok fazla dikkatimi dağıtıyorsunuz. Benim için çok önemli. Çıkartırsak sadece gözlüğünüzle de kalabilirsiniz ama şapkanızı çıkartabiliriz. Benim için çok önemli bir konu bu. Ben aslında hani bu saygısızlık olarak görmüyorum. Atatürk'ün 1925 Ağustos ayında zihnimiz ve fikrimiz medeni olsun diye tabii şapka ki. Ve kıyafet devrimi tabii çıkarmıştık. Ama şu an o yüzden davet ben sadece bir süre için şu şapka ile davet masasındayım. Ama ben Atatürk'ün hiçbir sokakta şapkalı resmini görmedim. Aynen öyle. Zaten bir de benim karşımda. Adep kurallarına bir kere aykırı Can. Adep kurallarını çok iyi biliyorum. Örnek veriyorum çantamı açtığım zaman yere koymam mesela. Biliyorsunuz o zaman bence bu şekilde karşınızda oturmamanız lazım. Sen çantanı yere koymam derken. Evet, yani Atatürk orbitoriumunda gezmiyorsun şu anda.
Çok doğru söylüyorsun ama bence ben zaten çıkartırsanız bütün daha iyi olur diye çıkaracağım. Düşünüyorum. Kendimi istediğim zaman çıkaracağım. Teşekkür ediyorum ikinize de. Yani toparlamaya çalışmışsınız ama tabii ki yine de dağınıklıklarınız var. Şimdi tabii ilk gün görüşmenin heyecanı. Aynen tabii. Doğru haklısınız. Evet. Yani biraz daha düzenli olabilirdi belki. Evet, normalde çok titizim ama yarışma. Yani onu yetiştireyim derken sürenin zamanla yetişeyim diye derken toparlamaları yapamadım Kübra'cığım birazcık. Peki bir moda tasarımcısı var aramızda. Uyumlu mu şapka kıyafet? Yani şapka kıyafet bence masa için hiç uyumlu değil. Hmm. Kendisini Atatürk Orbitorium'la uğurlayabiliriz buradan. Birlikte gelsin. Gideriz. Ağaç, yeşil, bol hava, güneş. Bugün kış günlerinde güneşli. Arkadaş güneşten kendini korumak için takmış bence şapkayı. O kadar korunacak bir güneş var mı ya? Güneş geçmesin. Bilmiyorum, ona öyle geldi herhalde. İlk önce gözlükleri çıkartalım, şapkayı daha sonra çıkartırız. Çorba geldiğinde çıkaracağım arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz, ben teşekkür ederim. Çorbada çıkacakmış. Evet. Kendi günlerine prim yapıyorlar tabii ki. Beni kızdırmaya çalışıyorlar. Kızayım ki yemek yapamayayım algısı yaratmaya çalışıyorum ama ben etkilenmem. Tarzımı ortaya koyarım, onlar sadece konuşur. Can Bey'in gözlük ve şapkayla karşımda oturması çok fazla gözlerimi tırmaladı. Hoş bulmadım ve çok üzerine gittik çıkartması için. Tekrar bizimle hani böyle çok resleşmesi iyi bir şey değildi. Bence fark edilmek için, masada konuşulmak için yapılmış bir hareket olarak görüyorum. Ne alaka masayı bir yemek masasında plaja gider gibi kafanda şapkı, gözünde güneş gözlü. Bence sadece kendi adını konuşturmak için yapılmış bir hareket olarak gördüm. Mutfağıma her türlü girebilirler. Sonuçta yarışma esnasındayım. Heyecanla ister istemez karışmış olabilir. Normal şartlarda zaten bu kadar dağınık değilizdir. Hiç kimse böyle değildir. Yarışmanın heyecanı gayet normal karşılıyorum. Onlar tabii yarışma esnasında eleştirecekler, yorumlar yapacaklar. Bunlar da gayet doğal eleştiriler. O yüzden çok dikkate almayacağım bunları. Ben şu an servisimi en güzel şekilde nasıl çıkarabilirim? Tadımları yaptıktan sonra değerlendirmeler ne olacak? Ve Zuhal Hanım'ın tadımdan sonrası yorumları benim için önemli. Evet, sen de izin alarak gittin duyduğum kadarıyla. Neler var mutfakla ilgili bize aktarabileceğin? Kübra sendeyiz. Mutfakta arkadaşlar birazcık bulaşık var. Ocak berbat durumda. Aa. Yani bilmiyorum. Yağlı. Her mutfağa girecek misiniz Kübra Hanım? Girmeyi düşünüyorum izin verirseniz. Ben istemiyorum. Kendi günümde, kendi mutfağıma girilmesinden hiç hoşlanmıyorum. Çünkü burası... Şu an burası bir yarışma. Evet, ve yarışma olduğu için gireceğim zaten. Herkes, yani o zaman hepimiz... Tabii siz de girebilirsiniz, izin veriyorum. Bence çok saçma. Bence değil. Gerçekten çok saçma. Siz istemiyorsanız özellikle yani ben size kendi yine günümde, gireceğim ben. Ben kendi günümde girilmesini istemiyorum. Ben girmek istiyorum, ona göre puanım hiç alakası yok. Ben mutfağa ekstradan girilip, çünkü orada yemek yapıldı. Evet, bir heyecan var. Bir yüksek gerilimli bir ortamdayız, yarışmadayız. Bir davet sofrası hazırlamak zorundayız ve hazırlıyoruz. Ve hani böyle ilkokul tren çocukları gibi girilmesin asla ve asla. İstemiyorum. O sizin görüşünüz. Bu benim görüşüm. Benim puanımı mesela da etkileyecek bu. Benim mutfağıma etkileyecek. Benim puanımı da etkileyecek. Mutfağıma girilmesini. Evet, onlar çizeceğim. Benim için de çok önemli. Ben güzel bir fotoğraf dedi ki özellikle gireceğim. Kendine güvenmiyor herhalde dedi. Kesinlikle öyle. Kendime güvenmesem burada ne işim var Can Bey? Mutfağa neden girmemizi istemiyorsunuz? Ama istemiyorum çünkü konsept o değil. Sebebi var mı? Konsept o değil mi? Hayır. Ya sebebi o. Evet, burada yemek yarışmasındayız. Yemeklerin tadına bakacağız. Yemekler nerede yapılıyor? Mutfakta yapılıyor. Konsept içi yani. Ama değil şu mi? An mutfağın toplu ya da dağınık ya da kirli kalması buraya yansımaması lazım. Benim için çok önemli. O yüzden dediğim gibi girip bakacağım. Benim için de mutfağıma girilmemesi çok önemli. Sizden lütfen rica ediyorum daha ilk günden. Tamam. Girmemizi istemiyorsanız girmeyiz. Ona göre dediğim gibi puanıma yansıyacak ama bu. Bir dakika, puanıma yansıyacak derken? Evet, yansıyacak. Benim için hijyen çok önemli. Yapıldığı yerleri görmek diyelim istiyorum. Zuhal Hanım da değil. İstemiyorum. Evet. Ne yapacaksın? En baştan da söylüyorum. Yani olabilir. Aa. Evet, kırabilirim. Kırabilirim puan diyor ama. Kırabilirim. Ha, sen bunu da göze alıyorsun. Kırsınlar, hiç problem. Hanımlara vereyim önce. Peki. Teşekkür ederken kendi babamı da götüreyim Zuhal Hanımcığım. Tabii. Nur Hanım yani gereksiz bir tepki verdi. Yani ben ne yediğimi, nerede ne şekilde piştiğini, ne şekilde muhafaza ettiğini görmek isterim. Bu bütün arkadaşlarımın doğal hakkı olduğunu düşünüyorum ama bu kadar böyle tepkisel yaklaşmasını da çok anlamlandıramadım. O gün geldiğinde ben girmek isteyeceğim ama. Kesinlikle Nur Hanım, mutfağıma girmem kesinlikle deyip duruyor. Kesinlikle kendine güvenmiyor bence. O mutfak ne halde olacak? Açıkçası böyle davrandığı için de o mutfakta pişilen yemek bizim önümüze nasıl gelecek ve ben bunu o mutfağı görmeden nasıl yiyeceğim bilmiyorum. O kadar üstüne basa basa söyledi ki girmesini istemiyorum diye. Böyle de mesela
istedi belki şüphelerimi uyandırmazdı ama çok şüpheliyim. Bir insan mutfağına sokmuyorsa bir şeyleri becerememiş, titizlik konusunda elde edemediği şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok korkuyor çünkü asla almam diyor. Var bunun altında yatan bir şey. Ben yine o gün zorlayacağım. Bakalım girebilecek miyim? Mutfağıma girilmesini kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum ve giremezler. Benden izin almadan da hiç kimse mutfağıma giremez. Giremeyecekler de.